Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu özel dörtgenler olacak. Konu anlatımını çözeceğim testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. TYT, matematik, özel dörtgenler, ikinci test, test A olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu testimiz bildiğiniz üzere yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. 10. sınıf matematik kitabının da bir parçasıdır. Ben buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum. Sevgili arkadaşlar, bu oynatma listelerine tıkladığınızda bu kitaplara ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımını detaylı çözümlerini bulabilirsiniz. Daha fazlasını isteyen arkadaşlar 10. sınıfla ilgili burada gördüklerin kazanım kavramalar feci detayı anlatırım. İspatlar falan hep orada. Hem matematik hem fizik oynatma listeleri kanalımdadır. 9. sınıf TYT için gelen arkadaşlarım 10 TYT, 11-12 AYT. Burada gördüklerin TYT, burada gördüklerin AYT. Bunları da çözmen senin hayrınadır. Birbirinden kıymetli testler, merdane testler. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. ABC'de paralel kenar ne kadar güzel. AB açısıyla EBC, evet üzerinde işaretlenmiş. 80 üzerine işaretlenmiş. DEB X kaç derecedir acaba deniyor. Biz de ortak olalım mevzuya. Bir bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bak, burada açıortayları gördün mü hiç affetmezsin. Şu arkadaş ile bu arkadaş aynı açılardır arkadaşım. Hemen buralara alfa alfa, buraya da alfa demeyi ihmal etme. Bak ne oluyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgen oluşuyor. Şu kenarla zaten şu kenar birbirine eşit ise şimdi bu arkadaş da birbirlerine eşit oldu. Doğru mu? Doğru. Sevgili arkadaşlar, bu saatten sonra soru bitiyor. 80, burası ne kadar? Burası da 80. Çünkü paralel kenarlarda karşılıklı açılar birbirine eşittir. 80 ise arkadaşlar 2 alfa artı 80 sana 180'i vermeli. Alfa buradan 50 dereceymiş. 50. Bu arkadaş 50 ise 50. Bak tüm bütünleri kaç? X artı 50 180 dereceden X de eşittir 130 derece olur. Tamam mıyız arkadaşlar? Nefis. Birinci soruyu gayet tereyağından kıl çekercesine bulduk. İki numara. ABC'de paralel kenarında AEC noktaları doğrusal. AEC yani köşegen zaten. EF AB'ye paralel. Ha, bunlar birbirine paralel. Paralel. Paralel kenardayız zaten. DE açıortay. Güzel. Onu da işaretlemişiz. FC 2 tane FB. Neredesin FC? Aa, zaten söylemiş ya, bunlar da 6 santim. Bak 2 katı. Tamam, bu da işaretlenmiş. EF'yi soruyor. Ha, bunu soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, benim burada yapacağım hareket de şu. Şimdi ben yani AB'ye ulaşsam biliyorum zaten, değil mi? Bak 6'ya 9 benzerlik oranı var. Tamam. Şöyle hemen cicik yazalım hatta. CEF üçgeni ile CAB üçgenleri benzerdir. Benzerlik oranı da 6'ya 9'dur. 6'ya 9. Sadeleştir, böl 3'e 2, böl 3'e 3. 2'ye 3 benzerlik oranı var. Yani AB'yi bulduktan sonra soru kapanıyor, çözüm bulunuyor. Peki bunu nasıl yapabilirim? Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi şu arkadaş A kadar denmiş. Sevgili arkadaşlar, şeyi görürsek, sen söyle, açıortayı gördük ya, bak devam ettir bunu. Burada kesin ikizkenar bulacağız zaten. Bak devam ettirdiğinde iç ters açı, şunlar da birbirine eşit. Alfa, alfa, bak burası da alfa. Dolayısıyla şu uzunluk ile bu uzunluk, değil mi, birbirlerine eşitmiş. Güzel. Sevgili arkadaşlar bak, tamamı 9. Burası 9, 6, 3. Burası da 9 oldu sana. Değil mi? Nefis. Bu saatten sonra X'e ihtiyaç duyuyoruz. O X'i nasıl bulacağız peki? Dur bakayım. X mi yoksa başka bir şey mi? X desek, oraya 9 artı X desek. Onu ona böleriz. Tamam. Zaten bana 2'ye 1, bak burada söylemiş. Arkadaşlar CE ile AE arasında da nasıl bir oran var? Bak. 6'ya 3, 2'ye 1 oranı var. Yani burası 2K, şurası da K kadar, değil mi? Güzel. Sevgili arkadaşlar, bak mis gibi kum saatin var. Kelebek var burada, değil mi? Mis gibi kelebek. Biz bunu boşuna mı çektik?
Arkadaşlar benzerlik oranımız kaç? 1'e 2. Burası 9 ise o burası kaç olur? 18 olur. Burası 18 ise ben zaten AB'ye taliptim. AB'de kaç oldu arkadaşlar? 18 oldu değil mi? AB burada 18. Burada 2'ye 3 oranını en baştan söyledik. 2'ye 3 oranı 2 bölü 3 eşit olacak. EF bölü 18. Değil mi? Bak bunu da bulmanın kolay yolu 6 katı 12. Tamam mı sevgili arkadaşlar? İstiyorsan sen içler dışlar çarpımı yap. Ben böyle yapıyorum oran orantıda. 6 katı 6 katı. 3 numara. Paralel kenar güzel. Tamam kesişim noktası. AE EB'yi eşit. Tamam işaretlenmiş zaten. Alan AEOD yani şu taralı alan 30 santimetre kare olduğuna göre tüm alan ne kadardır diyor. Enteresantemente. Vallahi şimdi sevgili arkadaşlar bu arkadaş bu arkadaşa eşit ise hemen ne yapıyorum? Şu kenarlara AA diyorum. A kadar. Değil mi? Güzel. Şimdi bunlar AA kadarsa arkadaşlar bu arkadaşın tamamı da 2A kadar olur. Ne kadar güzel. Ve bir şeyi görüyorsun değil mi? Hemen görüyorsun hatta. Hemen. Bak burada senin sevgili kum saatin, tales üçgenin, kelebeğin var. Benzerlik oranın ne? A'ya 2A. 1'e 2 oranı var değil mi? Güzel. Yani sevgili arkadaşlar şu arkadaşlar arasında 1'e 2 oranı var. Ama senin ilgilendiğin şu taralı alan olduğu için şu kısımları böl. Şununla şu. 2K'ya K değil mi? Güzel. Bak 1'e 2, 2K'ya K. Güzel. 1'e 2 oranını yazdım. Peki bunu yaparken niçin yaptık sevgili arkadaşlar? Şimdi şuradan ben böyle bir çizgi çekeceğim. Çektim. Bak D'yi birleştirdim de. Şu iki alanı nasıl paylaştırırsın? Önce minna yaz. Şu sarı alan S kadardır. Bir birimlik kısmı görüyor. Burası iki birimlik kısmı gördüğü için burası da 2S olur. Değil mi? Güzel. Sevgili arkadaşlar alan DEB eşittir. Şimdi de bak D'den geliyor. Alan ADE. Değil mi? Neden? Çünkü bak buradan geldi. Bir birim birim A. Burası da zaten 3S. S, 2S. Burası da 3S oldu mu? Oldu. Sevgili arkadaşlar neye eriştim? Ben şuna eriştim. Bu arkadaş 3, 2 daha 5S'ymiş. 5S 30'muş. S ne kadarmış? 6'ymış. Bana bütün alan soruluyor arkadaşlar. Bütün alanım da 5, 6S tam yarısı. Tüm alanımız arkadaşlar 5, 6, 12S olur değil mi? Şuranın tamamı da 6S kadar olur. Çünkü köşegenler iki eşit parçaya bölüyordu biliyorsunuz. 12S, 6 buldum S'yi de çarp 2 ile işte 12 ile 6'yı 72. Konu kapandı. 4 numara. Abo burada da nasıl yerleri bölmüş? 20 ve 5. Enteresantemente. Paralel kenar tamam güzel. Tamam G noktası. EC EB'ye eşit. EC EB'ye eşit. Orta nokta hiç affetmem. Bak orta nokta ya sevgili arkadaşlar. Bunu hiç affetmiyoruz. İcabında şu çizgiyi de çekerim. AGF 20. Bunlar da üzerinde verilmiş 25. Alan ABC'de tüm alanı soruyor. Peki sevgili arkadaşlar bu arkadaşa nasıl yorum yapabilirim? Şöyle diyebilirim. Orası o kadar. Burası da bu kadar olsa. Onu şöyle yapsak. Bunu böyle yapsak. Onunla onu birbirine eşitleyeceğiz. Değil mi? Evet. Sevgili arkadaşlar. Bak şunu görüyor musun? Bu 20 herhangi bir sevgili arkadaşlar bu dörtgende de böyledir. Herhangi bir dörtgende mi? Paralel kenarda şu ve şu noktalar bak ya da şu ve şu noktalar. Hadi böyle yapayım aynısını göreyim şunun. Şu köşelerden arkadaşlar şu karşı kenardan herhangi bir nokta. Herhangi bir nokta aldın. Şöyle birleştirdin ya. Sevgili arkadaşlar tüm alanın yarısıdır bu. Burası S kadarsa tüm alan 2S kadardır. Yarısıdır. Yani buradan sevgili arkadaşlar benim gördüğüm hikaye şu. Şu 20 tüm alanın yarısı. Bana neyi soruyor ki? Cevap 40.
Alan ABCD. ABCD. Bir dakika ya, 20 olan AFG mi yoksa? Ha, özür ya, yarısıyla gitmeyeceğim. Tamam. Şurasıymış. 20 olan burasıymış arkadaşlar. Zaten onun yarısı oluyor. Hemen iki katına gidiyorduk. Buradan nereye gidelim peki sevgili arkadaşlar? Şuraya, şu boş alana S kadar diyelim. Şuna S diyelim. Bu 5 ile de karışmasın. Güzel. Sevgili arkadaşlar, şimdi bak şuradan şu çizgiyi de çekelim. Köşegeni çekelim. Köşegeni çektik. Kabul mü? Kabul hocam. Şimdi sevgili arkadaşlar, burayı çektiğimizde ABC üçgenine bir bak. Fokuslan. Aynı kenar, aynı kenar. Şimdi ben buraya S dediğime göre sevgili arkadaşlar, alan AEC ne kadar olur? Alan AEC S ile 5'in toplamı kadar olur, değil mi? Evet öğretmenim, S ile 5'in toplamı kadar olur. Peki sevgili arkadaşlar, bu S ile 5'in toplamı. Evet. Aynı zamanda bütün alan olacak. 20. Burası da 5 dedik madem. Ha, şimdi geldin. Bak ben de diyorum ki şeye geldik. Arkadaşlar 20 artı S şimdi benim tüm alanım değil mi? Yarısı. Evet bak. A alan A F B. Şimdi oldu. 20 artı S değil mi arkadaşlar? Evet öğretmenim. Sevgili arkadaşlar, şimdi zurnanın zırt dediği yere geliyorum. Şimdi bak bu arkadaş 5 artı S. Alan AEC de 25 artı S. S artı 5. O zaman bak köşegen burayı iki eşit parçaya bölmedi mi? Böldü. Ne var burada? 2 tane S artı 10 var. Değil mi? 2 tane S, 2 tane de 5 var. Bütün yarısı burası oldu. İşte arkadaşlar 2S artı 10 benim yarısıysa aynı zamanda 20 artı S de yarısı kadar değil mi? Bitti. Zaten sana anlattığım özellik buydu. S'yi buraya alırsan S eşittir 10 olur. O soru biter burada. Zaten 20 artı S bu durumda ne olur? Bunu 10 bulduysam 30 olur. Yarısı 30. Buraya da yazmışım. 2 katı 60 yapar. Tamam mıyız? Nefis. 5 numarayla devam. Valla bu 5 numara da çok şey geldi bana ya. ABCD paralel kenarında tamam nokta. DEFC birbirlerine eşit. Bunlar da birbirlerine eşit. Zaten aynı paralel kenar ise. V demesine bile gerek yok. Eşittir. Devam edebilir. Buna göre ABCD paralel kenarın alanı taralı bölgenin alanlarının toplamının kaç katıdır? Valla sevgili arkadaşlar ben burada böyle bir pasta verseler bana. Bu pastayı şuradan tutsam şöyle bölsem bıçakla. Sonra böyle de bölsem ne yapmış olurum? Üç eşit parçaya bölmüş olmaz mıyım? Bak eşit değil mi? Daha sonra sevgili arkadaşım burada zaten şu köşegenleri çektiğimde karşılıklı alanların birbirine eşit olduğunu çok açık görüyorum. Şu taralı alan şu EFKL'nin ya da EKLF'nin yarısı değil mi? Taralı alan bunun yarısı. Yarısı taralı alan olur. Gayet açık ve seçik ortada. Sevgili arkadaşlar o zaman şöyle konuşurum. Bak taralı alan benim için S ise şu benim pembiş olarak işaretlediklerim de S'dir. O zaman burada görmüş olduğun pasta dilimi 2S olur. Burası da 2S, burası da 2S olur, değil mi? Evet. Bu durumda sevgili arkadaşlar tüm alan 6S olur. Çok güzel. Taralı alanımı da S dedim. Taralı alan da S kadar. Ne kadar oldu? Taralı bölgenin toplamının kaç katıdır? 2 katı, 6 katıdır. Anlaştık değil mi? Bak taralı alana S dedin. S. Bunun yarısı kadar. Pembiş alan da S kadar olur. Yani şurada kestiğim pasta dilimi S, 2S, 2S, 2S. Toplam 6S. Taralıya zaten S dedin. Mevzu kapandı. 6 numarayla devam edelim. 6 numara. ABCD paralel kenar. Güzel. F tamam. ABCD. ABCD tamamı diyelim buraya. Tamamı 158. AFB. AFB. Şurası da 66. Tamam mıyız? Tamamız. Ha, yine şu yukarıda anlattığım özelliği kullanacağız. Şu arkadaşlar. Bak şöyle
şu köşelerden tuttun. Şurada ne? Paralel kenar bu. Paralel kenar. Herhangi bir nokta al. Burayı aldın. Geldin, şunu çizdin. Şu alan arkadaşlar yarısı olur. Tamam mı? Tüm alanın yarısı. Okey to. Güzel. Sevgili arkadaşlar, ben bunu şurada görüyorum zaten. Bak şimdi. Burası 66 mı? 66. Bak şurası A, E, B. Bu üçgenin sevgili arkadaşlar paralel kenarın tam yarısıdır. Doğru mu? Doğru. Sevgili arkadaşlar, tamamı 158 böl 2'ye. Bölü 2 yapalım bunu. Böl 2'ye. 158'in yarısı 79 yapar. 79. 66 buradaysa 79'dan çıkarsan bursa ne kadar olur? 13 kadar olur. Ve sevgili arkadaşım, şimdi şuradaki şeye bak. D, E, A, B'ye bak. Bu bir yamuk değil mi? Evet öğretmenim. Yamuk da arkadaşlar köşegenlerde oluşan şu kanatlar birbirlerine eşit oluyordu değil mi? Şu arkadaş ile şu taralı alan ile şuradaki taralı alan birbirinin aynısı oluyor. Zaten bana da neyi sormuştu? E, F, B. Bir dakika, soru bitmiş ya. Benim burayı söylememe gerek yokmuş. Onu gerek yokmuş çünkü EFB'yi soruyormuş zaten, 13. Anlaştık. Tamam, gaza geldik biraz. 7 ile devam edelim. 7 numara geldi. Aa, bu da güzeldir. ABCD yamuk EFF paralel. X artı 2, X artı 5, X artı Y. 4 tane AD, bir tane AE, bir tane AD yaparmış. AD neresi? Tamamı. Şu arkadaş K, AD'de 4K. AD tamamı buraya K. Arkadaşlar şurası K kadarsa burası 3K kadar demek ki, değil mi? Çünkü tamamı şeyde. Güzel. Sevgili arkadaşlar, bu soruların en güzel şeysi de şudur. Şöyle böleceğim ben de. Bak şuradan paralel çiziyorum. Şu arkadaşa paralel çizdim. Tamam mı? Bununla bu birbirine paralel. Bunu yapmamın sebebi şu. X artı 2 ise burası da X artı 2, burası da X artı 2 olur. Doğru mu? Doğru. Sevgili arkadaşlar, tamamı X artı 5 ise buraya kaç kalır? 3 kalır. Burası X artı Y ise X artı Y'den X artı 2'yi çıkartırsın. Hocam siz X'e eksi 2 yazdınız. Arkadaşlar bu şu bak. X artı 2'yi çıkartıyorum ya. X artı Y eksi X eksi 2. Aman diyeyim. Bu çok kez yapılan bir yanlıştır arkadaşlar. Bunu düzeltmeye çalışın. Tamam mı? Siz yapmayın. Hop hop. Ne kaldı burası? Y eksi 2. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi ne yapacağız? Şimdi benzerlik görüyoruz arkadaşlar. Nasıl bir benzerlik görüyoruz? Şimdi bu arkadaş buraya 3KK dedi. Burası da 3A. A kadardır. Aslında böyle çizsem daha sen kolay görürdün değil mi? Çünkü paralel paralel olunca bunları aynı oranda böler. Sevgili arkadaşlar, benzerlik oranım var değil mi? 3'e 4 benzerlik oranım var şu iki üçgen içinde. Şu pembiş üçgen ile hop şurada gördüğüm üçgen arasında değil mi? Onu da koskocaman mavi yapayım o zaman. Şu üçgen arasında bir benzerlik oranı var. Benzerlik oranım da sevgili arkadaşlar 3'e 4. 3A bölü 4A eşit olacak. 3 bölü Y eksi 2. Doğru mudur? Doğrudur. Bu durumda A'larla vedalaş. 3'lerle de vedalaşırsın. Y eksi 2 eşittir 4. Y eşittir 6. Arkadaşlar Y eşittir 6 olduğuna göre burası artık bulunmuştur. 6 eksi 2'den 4. Zaten 3'e 4 oranı demiştik değil mi? Direkt 4'ü yazabilirmişiz oraya. Y'yi soruyormuş zaten ya. Y'yi soruyormuş. Y bulundu. Y 6. Nerede bu? Adana'da. Harika. 8 numara. ABCD yamuk. C açıortay. Tamam verilmiş. 4 üzerinde, 8 üzerinde, 5 üzerinde. AE bölü ED. Arkadaşlar bak. Böyle birbirine paralel arkadaşlar gördün mü? Gördüm hocam. Buradan da sana açıortay verildi mi? Verildi. Ve bu açıortay geldi burada yarıda mı kaldı? Miadını tamamlayamadı mı? Tamamlayamadı hocam. O zaman sen tamamla. Bak uzat. Uzat. Uzat ki şurada gördüğün açıyı bir de sen burada gör. Anlaştık. Güzel. Sevgili arkadaşım, sen şimdi bu arkadaşı görünce
Ne görüyorsun? Bak aynı ikizkenar üçgen görüyorsun. Bu arkadaş 5 ise bu arkadaş da 5. Yani şurası 1 birim. Şuraya T noktası diyelim. Şu 8. sorunun 8'i de şuraya alalım. Burası 1 oldu mu? Oldu. Ve sevgili arkadaşım mis gibi o kum saati, kelebeğin oluştu. Değil mi? Hemen TAE üçgeni benzerdir. TAE CDE CDE üçgeni. Benzerlik oranı da 1'e 8. Hiç affetmeyiz. Değil mi? Güzel. Şimdi benim burada neye işime yarayacak? AE bölü ED. AE bölü ED zaten senin benzerlik oranın. 1'e 8. Değil mi? Bak benzerlik oranı. 1'e 8. K'ya 8K. 1'e 8 arkadaşlar. Ceyhan yani. Tamam mıyız? Nefis. 9 numara. Yamukmuş. Yamuksa arkadaşlar bu buna paralel demektir. Zaten söyleyecek bana. Söyledi. EC dik verildi. Açıortay tamam. 8 üzerinde. 20 üzerinde. 16 nerede? 16 üzerinde değil. Bak. İyi ki tik atıyoruz. Burası 16. Tamam. Bunu da işledim. Bu durumda BC 12 üzerinde. Güzel. Dik var mı? Ha, birisi. AE'yi soruyor arkadaşlar. X'i. Ne dedik? Ne dedik az önce? Bir tane açıortay gördün ve gidiyor. Miadını tamamlayamamış bak paralelde. Ne yaptık? Uzattık. Arkadaşlar biz yine uzatacağız. Bunu getiriyorum. Bak hop uzatıyorum. Uzattım. Bunu gördüm. Hop aynı açıyı gördüm. Aynı açıyı gördüğümde bak burada ikizkenar üçgenim oluştu. 12 ise tamamı da 12. Bu arkadaş 12 ise burası 8 ise şu arkadaşa 4 kalır. Ve mis gibi, nur topu gibi bir de Thales üçgenin kum saatin kelebeğin oluşur. Değil mi? Mis. Benzerlik oranında kaç sevgili arkadaşım? 4'e 20. T diyeyim. TAE üçgeni benzerdir TAE CDE. Aynı harfleri söyledik değil mi? Biraz öncekiyle. 4'e 20. Bak 4'e 20 yazılır. Sadeleştir. 1'e 5 benzerlik oranı var. Tamam mı? Tamam. Yani arkadaşlar şu arkadaş şu arkadaşın 5 katı olacak. Yani burası x ise burası da 5x olur değil mi? Bak benzerlikten. 1'e 5 1'e 5. X'e 5x. 6x 16'ymış. 6x eşittir. 16 değil mi? Güzel. X kaç olur? 16 bölü. 6'dan bölü 2'ye 8 bölü 2'ye 3. Tam da altına geldi. Tamam mıyız? Bitti. Ha bunu şöyle de diyebilirsin. Burası 16 ise burası da 16 eksi x'tir. X bölü 16 eksi x eşittir 5. Bunu da söyleyebilirsin yani. Tamam mıyız? Nefis. 10 numara. Evet 10 numara diyor ki arkadaşlar. Bak yine yarım kalan bir story. Hemen story'yi tamamlayacağız buralarda. ABCD dik yamuk. Güzel. DAAB'ye dik. DCAB'ye paralelsimo. Güzel. CB 3 tane FB. Gel buraya. CB'nin tamamı. FB'ye K dersek. K ise tamamı 3K olacak. Yani şurası 2K. Kabul mü? Kabul hocam. İşledik. 9 üzerinde, 4 üzerinde, 10 üzerinde. AF'yi soruyor arkadaşlar. AF'yi. Bak yine ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz. Bak bunu tamamlamamızın sebebi de arkadaşlar 2K'ye K zaten bir oran verilmiş. Ben bu arkadaşı devam ettirirsem bak mis gibi o şeye görüyorum. O kelebek dediğin ya da kum saati dediğin arkadaşa ulaşıyorsun. 1'e 2 oranı var. 1'e 2. Burası hemen 20 dersin. Tamam mı? T diyelim. CTF üçgeni benzerdir CTF BA F üçgenine. Benzerlik oranında K'ye 2K. Önce kim? CTF. 2K'ye K. Yani 2'ye 1 benzerlik oranı var. Dolayısıyla sevgili arkadaşım 10 olan yerde 20 olur. Yani bu arkadaş olur. Anlaştık? Anlaştık. Ve sevgili arkadaşım neyi fark edersin? Şunu fark edersin. Şurası ne kadar? 24. Burası ne kadar? 9. Şurası da dik değil mi? Dik. Güzel. Sen neyi arıyorsun? AF'yi arıyorsun. Ama AF'den önce neyi bulacaksın? AT'yi. AT'nin karesi eşittir dik üçgenden 9'un karesi artı 24'ün karesi.
Sevgili arkadaşlar, böyle durumlarda da şunu yapıyoruz. Böyle 9, 24 gibi büyük sayılarla uğraşmıyoruz. Hemen buraya minik bir modelini çiziyoruz. 9 ile 24'ün ortak katığı ne? 3'e bölünüyor değil mi ikisi de? Güzel. Burası 3, burası 8 olur. Al karesini şimdi 9, karesi 9, karesi 64, topla 73. Yani burası kök 73 olur. Dolayısıyla AT uzunluğu sevgili arkadaşlar, bak 3 katı, bunun 3 katı 3 kök 73 olur. Tamam mı? Nefis. E sevgili arkadaşlar, benzerlik oranımızı da zaten daha önce konuştuk. 2K'ya K, 2A'ya A değil mi? Evet. 3A eşittir 3 kök 73, A eşittir kök 73. A dediğim yerde zaten AF kadar. Değil mi? Nefis. Konu kapandı. Ceyhan. Tüm hızımızla devam ediyoruz 11 ile. 11'de diyor ki ABCD yamuk, AKDK açıortay. Arkadaşlar açıortay açıortay olunca bak bunu ta birinci testin birinci sorusunda ispatladık. Daha fazla ispat detay isteyenler zaten nereye bakacaktı? Kazanım testlerine. 90 dereceydi. Açıortay. Çünkü şunların toplamları 180. İki tanesi 180 ise birer tanesinin toplamı 90 olur. Buraya da 90 kalır. Tamam mı? Tamam. Sevgili arkadaşlar, en sevdiğimiz bir başka özelliği şimdi kullanacağız. AB ile DC'nin toplamı. AB, DC. Arkadaşlar alt taban artı üst taban. KL'de 10. Verilenlere göre ABCD'de yamuğun alanı. Arkadaşlar alan nasıl bulunur? Alt taban artı üst taban bölü 2. Kendilerine ne denir arkadaşlar buna? Orta taban denir. Çarpı yüksekliktir. Yükseklik de budur. He. Tamam mı? Biz şimdi yüksekliğin peşindeyiz. Çünkü neden? Bana alt taban artı üst tabanı zaten vermiş arkadaş. Promosyon. Değil mi? Alt taban artı üst taban belli. Kalemi nereye gitti ya? Elimdeki kalemi kaybettim. Neyse yere koymuşum. Değil mi? Bak alt taban artı üst taban belli. Burası 18. 18 bölü 2 9 değil mi? Çarpı yükseklik. Şimdi yüksekliğe odaklan. Buraya adapte olalım. Arkadaşlar bu da şu. Açıortay teoremi. Açıortayda arkadaşlar kollara indirdiğin dikmeler hop birbirlerine eşittir. Yani burası 10 ise burası da 10'dur. Aynı şekilde burada bak bir açıortay. Açıortayın herhangi bir noktasından kollara indirdiğin dikmeler birbirlerine eşit olur. Bu da 10 olur. E sevgili arkadaşlar, bu arkadaş buraya dik, aynı noktadan bu arkadaş buraya da dikse bunlar zaten doğrusaldır. 10 artı 10 20 olur senin yüksekliğin. Konu da kapanır. H bulundu 20, 9 çarpı 20 eşittir 180. Tamam mıyız? Tamam. Nefis. E sevgili arkadaşlar, durmadan ne yapıyoruz şimdi? 119, 79. 12 ile testi tamamlamaya giriyoruz. ABC'de dik yamuk, tamam olsun, dikliği gördüm zaten. ABAD'ye dik. ECEB'ye eşit. 20 üzerinde 24 değil. Burası 24. Tamam mı? Tamam. Verilenlere göre diyor, alan ABC'de kaç santimetre karedir? Tüm alanı soruyor. Vallahi sevgili arkadaşlar bak orta noktayı gördüm ya ben. Ortayı bulduk. Orta noktayı buluyorsam hemen şöyle bir şey çekerim ben. Sevgili arkadaşlar bu bak burası da dik. Şu arkadaş şu kırmızı buraya iki eşit parçaya bölüyorsa buralarda iki eşit parçaya bölünmüş demektir. 24 buralar 12 bölünür. Tamam mı? Tamam. Sevgili arkadaşlar bütün alan için benim neye ihtiyacım vardı? Alt taban yani TC, DC artı AB bölü 2'ye ihtiyacım vardı. Bir de çarpı yüksekliğe ihtiyacım vardı. Benim burada yüksekliğim belli zaten 24. Peki DC ve AB'ye ayrı ayrı ihtiyacım var mı? Hayır. Bak bunu ne dedik zaten? Orta taban. Orta taban. Zaten sevgili arkadaşlar şurada çizdiğim bu arkadaş benim orta tabanım. Buraya da TE diyeyim. TE uzunluğu. Orta taban. Tam ortadan çizdim. E sevgili arkadaşlar bunu bulabilir miyim? Herhalde bulurum. Bak 12, 20. Buyur sana bir üçgen. Arkadaşlar bunu da şöyle göstereyim ben sana. 3, 4, 5 üçgeninin bak bu arkadaş bunun 4 katı çarpı 4. 20, 12, pardon 4 katı 12,
16. Bak 20, 12, burası da 16'ymış. Gördün mü? 12, 16, 24. 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı. 16 da bulundu. 16 çarpı yükseklik. 24. Anlaştık mı? Anlaştık. Nasıl olur bu da? 4 tane 16, 64'tür. 4 tane, bak 24 tane 16'dan bahsediyorum ya. 20 tanesi 320'dir. 20 tane 16. 4 tane 16 da 64'tür. 384 yapar. Tamam mıyız? Güzel. Babam hurdacı, ben orada el hesabından böyle yapardım arkadaşlar. Zaten çarpma dediğin şey budur. Tutup da bu ikisinin böyle rakamsal çarpımları falan değildir arkadaşlar. Tamam mı? Önemli olan burada ne diyor? 16 tane 24 ya da 24 tane 16. Evet sevgili arkadaşlar, testin başında hatırlattığım testlerimi sana tekrar hatırlatıyorum. Bunları da çözmek senin hayrınadır. Hepsi de işe yarar, nefis videolardır. Matematik, fizik, oynatma listeleri ayrı ayrı. Videonun açıklama kısmında var. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.